Yeni Borçlar Kanunu 2012 tarihinde yürürlüğe girdi ve bedensel zararlar konusunda kimi maddeleri eski kanuna paralel düzenlenmekle birlikte bir yeni madde eklendi. Bu madde bu 55. madde olarak düzenlendi ve hesaplama ilkelerini ortaya koyan bir maddedir bu. Hesaplama ilkelerinin ortaya konmasındaki ana amaç çeşitli hukuk dalları arasında farklı hesaplamalar yapılmasının önüne geçilmesi. Örneğin iş hukukunda yapılan hesaplamalardaki esas alınanlarla, idari yargıda dikkate alınanlar veya sigortacılık mevzuatında dikkate alınanlar, borçlar hukuku haksız fiil kavramı içerisinde hesaplamaların farklı farklı kodifiye edilmiş olması veya farklı farklı değerlendirilmiş olması tazminatlarda da farklı ilkelere yol açıyor idi. Bunun ortadan kaldırılabilmesi için hesaplamalarda esas alınacak unsurların ne olduğunun ortaya konduğu bir madde olarak düzenlendi. Borçlar Kanunu 55. maddesi diyor ki, bedensel zararların ve ölüm halinde destekten yoksun kalma zararlarının hesabında Borçlar Kanunu hükümleri esas alınır. O halde İş Kanunu hükümlerine, SGK hükümlerine veya işte sigortacılık mevzuatının getirmiş olduğu hükümlerin hiçbirisine değil veya idari yargının prensiplerine göre değil, bedensel zararlar hangi şekilde meydana gelmiş olursa olsun borçlar hukuku esaslarına göre dikkate alınır. Bu çerçevede yapılacak olan hesaplamada nelerin indirilebileceğini de yine 55. madde düzenlemiş. Neler indirilebilir diyor. 1. İndirilebilecek hususlar öncelikle ifa amacı taşıyan ödemeler. Yani ben eğer vermiş olduğum zararı tazmin etmek amacıyla bir ödeme yapmış isem hesapladığım zarar tutarından yaptığım bu ödemenin düşülmesi lazım. Veya bir kurum kuruluş tarafından veya bir şirket tarafından bu giderler sorumlular tarafından karşılanmış ise bu zararın düşürülmesi lazım. 2. Sosyal güvenlik kurumu tarafından yapılan ve rücu edilebilecek olan ödemelerin zarar tutarından düşmesi lazım. Söz gelişi sosyal güvenlik kurumu tarafından iş kazası dalından bir aylık bağlanmış ise sosyal güvenlik kanunu çerçevesinde bunlar zarar verenlere ve işverenlere rücu edileceği için zarar tutarından da bunun düşürülmesi lazım. Yani özetle bir koyundan çift poz çıkmayacak şekilde düzenleme yapılması gerekiyor. Ve diğer bir prensip, çok önemli bir prensip, hesaplanan tazminatın hakkaniyet düşüncesiyle artırılamayacağı ve azaltılamayacağına ilişkin prensip. Bu da çok önemli bir prensip. Ve bir son maddesi, ikinci fıkrasında da diyor ki, bu hesaplama ilkeleri idari yargıda da uygulanır diyor. Yani İdari yargı artık ayrı prensipler getirmeyecek. Kalsaydı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de, idari yargıda, Danıştay'da hepsi bu prensipler çerçevesinde tazminat hesaplarını yapmak zorunda kalacaklar. Ki gerçekten sorumluluk hukukunun temel maddesi gibi gördüğüm bir maddedir bu Borçlar Kanunu 55. maddesi. Çünkü insan zararlarına, insana gelen zararların ne şekilde hesaplanacağının prensibini oluşturan bir maddedir.